Haftanın ilk gününde gelinlerimizin yaptığı böyle lezzetli kokular içerisinde mutfağımızda tadım yapacağım. Şimdi efendim bakalım en güzel tabak hangi gelinimizden çıkacak haftanın ilk gününde? Bir numaralı tabağımızı açtık. Değişik bir yorum katmış gelin ama pişmiş. Vallahi değişik olmuş. Ama aralarında biraz çiğlik var. Yenir mi yenir? Dur bakayım. İki numarayı bir açayım. Hop açtım. Bak bu rahat. Görüntü de iyi. Vallahi pişmiş. Bunu sevdim. Hamur yumuşacık. Börek gibi. Kıyması, baharatı. Ay bu çok lezzetli olmuş. Güzel bir tabak. Çok da lezzetli olmuş. Üç numaralı tabağımı hop kaldırdım. Niye sert? Soğanlar da mı pişmemiş? Ya bu böyle olamaz. Ay çok sevmedim ben bunu. Olmamış. Dur bakayım daha iyi bir tabak belki yakalayacağım. Hop açtım. Vallahi mücvere benzemiş. Kıymalı. Ama o mantı havası yok bunda da. Mücver bu. Kıymayı da çok hissedemedim açıkçası. Yani benim bildiğim ve şefimle istişare ettiğimizde olması gereken tabak şu. Ben buna 5'i veririm. Net. Çok da güzel. 2 numaralı tabak 5 puan. En kötü tabak da tam yanındaki 1. 1 numaralı tabak kötünün iyisi diyelim. 3 puan da buna verelim. Bu da ince olmuş. Ama mücvere benzettim. Kıymalı mücver gibi ama lezzetli mi? Hiç fena değil. Ben buna da 3 vereceğim. Evet. İlk 3 verdiğim tabaktan başlıyorum. Haftanın ilk gününde benden 3 puan alan gelinimiz kim oldu? Ay Ezgi. Diğer 3 puana geldim. Mücver gibi dedim ben buna incecik. Fena değil. Daha iyi olabilirdi. Bakalım ikinci vermiş olduğum 3 puan hangi gelinime gitti? Hop açtım Aysun. Vallahi Aysun bu hafta senden ümitliyim. İyi şeyler yapacaksın eminim. Evet kötünün iyisi bir tabak geldi. Bakalım Nurten Hanım bulabilecek mi seni? Çünkü bayağı bir gergin aslında iç dünyasında böyle bir dalgalar fırtınalar kopuyor. Bu 5 puanı benden hangi gelin aldı? Hop açtım. Tım, Beyza, Nur. Bak bak çiğ de değil ha. Yeni kızımıza bak sen. El melekesi iyi. Seren. Sen gidiş fermanını mı imzaladın? Ne yaptın? Ben puanlamamı yaptım. Şimdi sıra kayınvalidelerimde bakalım kaç puan verecekler tabaklara.